Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi istersen Beşiktaş'ı bir konuşalım. Çünkü Beşiktaş hakikaten konuşulmayı hak ediyor. Sezon girdiğinden beri oynanan tüm resmi karşılaşmalarda oyunlara ağırlığını koyarak çok pozitif bir oyun sergileyerek ve her karşılaşmada biraz daha hani oyununu geliştirerek Van Bronckhorst'un gelmesinden sonra yürüyen bir Beşiktaş var. O Beşiktaş bu hafta Sivasspor'la karşılaştı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Her ne kadar önceki karşılaşmalara oranla çok da tat veren bir futbol oynamasa da, hani çok fazla pozisyona girememiş olsa da, Beşiktaş 2-0 gibi net bir skorla 3 puan almasını bildi. Sivasspor ise henüz taraftarını çok fazla tatmin edecek bir oyun kalitesine ulaşabilmiş değil. Ne dersiniz hocam? Beşiktaş-Sivasspor. Şimdi Beşiktaş takımı bu sene anlaşılan o ki çok maç oynayacak. Yani hem Avrupa kupalarında hem Türkiye Süper Ligi'nde, Türk Süper Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda yani bir de tabii futbolcular kendi milli takımlarını davet edilirlerse onların oynayacağı maçlarda çok maç oynayacaklar. Şimdi bu bir yorgunluk demektir. Yani bir takım oyuncular haftada iki tane önemli maça çıkıyorsa ki Beşiktaş takımı şampiyonluk hedefi olan bir takım. Avrupa kupalarında da gidebildiği kadar gitmek istiyor. Hep tempo yapacak demektir. Bu yorabilir takımı. Şimdi Beşiktaş takımı bu maçta biraz yorgun gözüktü. Diğer yorumcuların da değerlendirmesine baktım. Onlar da aynı şekilde değerlendiriyorlar. Ama tabii yendi. Ama kimi yendi? Sivasspor'u yendi. Sivasspor'da bir şey var. Nasıl denir ona? Böyle bir bu sene bir güçten düşme var. Takım oynamaya, kendine gelmeye, puanlar almaya falan çalışıyor ama böyle bir Sivasspor var karşımızda. Onun da nedeni Sivasspor'dan çok oyuncu ayrıldı. Ben yerlerine yeni oyuncu yani aynı kalitede yeni oyuncu getirilebildiğini düşünmüyorum. Aynı kalitede oyuncu geldiğini düşünmüyorum. O yüzden yani Sivasspor karşısında bu neticeyi alması zorlansa da, yorgun gözükse de diğer maçlara oranla daha böyle tempolu bir oyun ortaya koymasa da Beşiktaş'ın kazanmasına yetti. Tabii şimdi Beşiktaş havaya girince seyircisi de havaya giriyor. O statta Beşiktaş'ın stadında bir rakip takımın dayanması, direnmesi de çok zor. Ve Sivasspor'da böyle bir akibete uğradı. Bozuyor Beşiktaş taraftarı karşı takımı. Ve Sivasspor'un da böyle bir konsantrasyon bozukluğu yaşadığını düşünüyorum. Özellikle penaltı golüne kadar. Şimdi burada yani Beşiktaş takımında bu oyuncularla kaç maç üst üste nereye kadar oynayacaksınız? Yani iyi gidiyor işler. Ama bence Beşiktaş takımı böyle büyük bir yani maç trafiğini kaldırabilecek durumda bir takım gibi durmuyor bana, gelmiyor. Yani bu işte sakatlıklar, cezalıklar olacak, formsuzluklar olacak. Yani böyle bir derinliğe sahip değil. Şimdi Beşiktaş'ta Rafael Silva bir yıldız. Müthiş işler yapıyor. Hele böyle bir sağ ayak dışıyla Mustafa Ekimoğlu'na bir pas attı ki yani müthiş bir şey. Yani seyrediyorsunuz. Bir de tabii bu maçta Sivasspor Beşiktaş'ı biraz çözmüş. Rafael Silva'nın araya attığı topları Rafael Silva'ya daha yakın oyuncular oynatarak ortadan kaldırdı. Rafael Silva istediklerini yapamadı veya bu ara toplarla birebir belkaçlarla gol pozisyonu yaratacak tehlikeler oluşturamadı. Şimdi mesela Immobile yani kaç maç böyle devam edecek? Şimdi Immobile'nin yedeği Mustafa Ekimoğlu. Mustafa kaç maç 90 dakika çıkartabilecek veya performansı ne olacak? Bunlar hep soru işareti. Mesela
Muçi gönderilecek deniyordu. Muçi bu hafta ilk 11'de başladı. Şimdi Beşiktaş'ın iki tane kanat oyuncusu var. Biri Raşika, biri Semi. Ama şimdi Muçi ile oynamak, sol kanatta Muçi ile oynamak durumunda kaldı. Mesela Beşiktaş'ın bence yani bu bütün kulvarlarda bu tempolu, arzulu, istekli havasını sürdürebilmesi için Beşiktaş'ın bir iki transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz kadro derinliği yaratması lazım. Ama tabii mesela Getson müthiş top oynuyor bu sene. Dördüncü golünü atmış Sivas'ta. Yani resmi maçlarda attığı dördüncü gol bu sene. Çok hızlı, çok süratli, çok ısrarcı. Getson'un böyle özellikleri vardı. Ben onu en son Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynarken canlı seyretmiştim. Yani bir takımı tek başına sırtında taşıyabilecek enerjisi var Getson'un. Ki Beşiktaş takımında Getson'a yakın mücadele eden oyuncular var. Tabii bazen işler sıkışabilir. İşte bence Sivasspor maçının 2-0 kazanmasına rağmen Fener Beşiktaş beni mutlu etmedi. Taraftarını da mutlu ettiğini düşünmüyorum. Sadece skor açısından çok net bir skor elde etti ki 90 artı uzatmalarda bu golü de yedi Sivasspor. Onun için tam bir yendi, başarılı bu sene, göze hoş gelen futbol oynuyor, havaya girdi, taraftar, camia, kulüp, her şey havaya girdi ama ne kadar sürdürülebilir? Şimdi teknik adamın da bu soruya cevaplar bulması lazım. Mesela Demir Ege'nin bir Portekiz takımında kiralandığını bugün okudum. Demir Ege bu takımda kalsaydı derim. Çünkü kadro derinliğine ihtiyacınız var. Yani ve ben yani Beşiktaş'ın böyle bir kadro derinliğine sahip olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani tamam, yani bir 11'i oluşturduğu çok yıldız oyuncular var bu 11'de. Bunlar tempo yaptılar ama şimdi sizin oynadığınız oyun haftalar geçtikçe rakipleriniz tarafından da anlaşılır, bilinir ve onların teknik adamları da size karşı tedbir alırlar, planlar uygularlar. Ki nitekim yani Türkiye liglerinde özellikle bizim yerli teknik adamlar karşı takımı çözmede ve ona karşı bir strateji geliştirmede uzmanlaştılar artık. Onun için yani Beşiktaş, hani bir Türkçe'de bir tabir var, papaz her zaman pilav yemez diye. Onun için Beşiktaş'ın bu sözden hareketle bundan sonraki maçlarda mesela yorgun yakalanabilirsiniz, isteksiz yakalanabilirsiniz. Bir şeyler olur yani birkaç oyuncunuzda. Hep bir değişiklik araması lazım. Tempoyu arttırmak, o hani maçlarda bizim hoşumuza gidiyor ya, Lugano'ya mesela 5 tane gol attı. Ben seyrettim o maçı da. Lugano'ya 5 tane gol attı. Çok güzeldi. Ama işte her zaman aynı şey olmaz. Ama taraftar ve biz futbol severler hep aynı şeyi bekleyebiliriz Beşiktaş'tan. İşte onun için bu maçta mesela enteresan bir şey. Necip Uysal sakatlandı. Necip Uysal'ı sadece ben bir futbolcu veyahut da bir stoper olarak görmüyorum. Beşiktaş takımında gerçekten armayı kalbine kazımış bir adam olarak görüyorum Necip Uysal'ı. Böyle bir oyuncunun bile idmanlarda olmaması, kulübede olmaması, takımın içinde olmaması birçok şeyi etkiler. Şimdi yani Allah göstermesin tabii. Bundan sonraki maçlarda da işte Beşiktaş'ın bu temposunu kaybettirecek hadiseler, olaylar yaşanabilir. O yüzden Sivasspor maçı bence bir şey olsun. Yani bana göre bir alarm olsun. Buna tedbir alması lazım Beşiktaş'ın. O anlamda iyi maç oldu. Yani Sivasspor bence şeyinin üstünde mücadele ediyor. Potansiyelinin üstünde mücadele ediyor. Sivasspor aslında yani Türkiye'deki Süper Lig'de bile olsalar futbol takımlarının durumlarına bir örnek, transfer yapamıyorlar. İstedikleri kalitede takım oluşturamıyorlar. Bu da Türk futbolunun ne kadar büyük bir ekonomik açıdan dar boğazlı olduğunun göstergesi. Ama ben buradan Sivaslılara da şunu seslenmek isterim kardeşim. Bu takım Sivas'ın bir marka değeri. Sivasspor, iki tane Sivasspor yok. Bir tane Sivasspor var. Onun için Sivas'a sahip çıkın, Sivasspor'u destekleyin. Hem kulüp yönetiminin, hem takımın, hem de Bülent Uygun'un arkasında durun. Bülent Uygun'un da
kadro zafiyetinden dolayı pek memnun olduğunu söyleyemem. Beden dilinden de onu anlıyorum. Kamerada onu gösterdiği zaman oyun oynarken o da tabii mutsuz. Sahada daha iyi işler yapabilecek bir şey görmek istiyor. Takım görmek istiyor Bülent Uygun'da. Ama bunu tabii gerçekleştirmesi için parasal imkanların buna izin vermesi lazım. Onun için Beşiktaşlara da bir uyarı, Sivasspor'lara da birer uyarı yaparak Beşiktaş Sivas maçını noktalayalım.